Yeni gelen arkadaşlar tekrar hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lk konumuz 8. sınıfın Türkçe ilk konusu fiilimsiler. Diğer bir ismiyle eylemsiler. Öncelikle tanıma geçmeden önce adından da anlaşabileceği gibi fiilimsi fiil gibi olmayan ancak fiile benzeyen anlamında fiilimsi, fiile benzeyen anlamında. Soru köklerinde dikkat ederseniz fiilimsi olarak da karşınıza çıkabilir, eylemsi olarak da karşınıza çıkabilir. Yani parantez içerisindeki başlıkları da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Tanıma bakacak olursak fiilimsinin tanımına, fiil kök ya da gövdelerine belirli ekler getirilerek yapılan ve cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Burada dikkat etmeniz gereken diğer belirli eklerimiz var. Ekler fiil kök ya da gövdesine geliyor. Bu ekler fiil kök ya da gövdesine geldikten sonra arkadaşlar bu fiiller ne oluyormuş? İsim, sıfat, zarf görevinde kullanılıyormuş. O zaman şunu diyebilir miyiz biz? Fiilimsi ekleri aynı zamanda yapım ekleridir. Çünkü fiil olan sözcüğe gelerek onları ne yapıyor? İsim, sıfat, zarf yapıyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen alta baktığımızda bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi için 3 özelliği taşıması gerekir. Yani bir sözcük fiilimsi mi değil mi kısa yönden bulalım diyorsanız size daha önce de söylemiştim. Direk arkadaşlar bu üç şartı taşıyor mu taşımıyor mu onlara bakabilirsiniz. Neymiş bu şartlar? 1 Ekler fiil kök ya da gövdesine gelecek. Yukarıdaki tanımda zaten ne demiştik? Fiil kök ya da gövdesine belirli ekler getirilerek yapılan demiştik. Yine aşağıdaki şartlarda da ne var arkadaşlar? Ekler fiil kök ya da gövdesine gelecek. 2 Fiilimsiler olumsuzluk eki mameyi alabilir. Olumsuzluk eki mameden kastımız şudur. Yani fiilimsi olan sözcü olumsuzluk eki mameyi getirdiğinde yine anlamlı bir sözcük olur. Yani fiilimsi ekleri üzerlerine olumsuzluk eki mameyi alabilir. Üçüncü olarak ise arkadaşlar fiilimsiler ekip ve şahıs eki alamaz. Kip ve şahıs eklerini 7. sınıfta görmüştünüz. Türkçe 7. sınıf müfredatında bulunur. Haber kipleri ve dilek kipleri. Şahıs ekleri ise Türkçe'de bulunan 6 şahsın ekiydi. Bunları eğer sağlıyorsa sözcüğümüz, şuradaki şartları sağlıyorsa nedir? Fiilimsidir. Bir tane notumuz var. Hocam fiilimsi ekleri fiil kök ya da gövdesine geleceğinden isimlerde fiilimsi eki bulunmaz. Bununla ilgili en çok takıldığınız örnek boyunca. Boyunca örneği. Mesela gün boyunca sokakta oynadı. Boyunca sözcüğünü arkadaşlar boy sözcüğü isim olduğu için e, zaten siz burada ince inceyi görünce hemen tutup fiilimsi diyebiliyorsunuz. Buna dikkat edelim. Özellikle bu örneğe dikkat edelim. Boyunca sözcüğü fiilimsi değildir. Şimdi örnekte arkadaşlar şunu yapacağız. Yukarıdaki şartları sağlayıp fiilimsi olabilecek sözcükleri bulacağız. Türleri bizim için önemli değil. Fiilimsi nasıl bulduğumuz önemli. Hep birlikte bakalım. Dersden çıkınca çantamı yanıma alıp koşa koşa eve gittim. Eşyalarımı bırakıp top oynamak için sokağa çıktım. Şimdi bu örneğimizde birinci maddeye bir bakalım. Birinci maddeye hangi sözcükler sağlıyor bakalım. Ekler fiil kök ya da gövdesine gelir dedik. Hocam ders isimdir. Burada fiilimsi arayamayız o zaman. Çıkmak fiildir beklesin. Çanta isim gitti. Yan isim gitti. Almak fiil beklesin. Koşmak fiil, koşmak fiil. Ev isim gitmek fiil eşyalar isim gitti arkadaşlar bırakmak fiil top isim oynamak fiil için burada edattır arkadaşlar isim soylu sözcüktür gitti sokak isimdir gitti çıkmak fiil yani birinci şartı taşıyan sözcükler hangileriymiş çıkmak almak koşmak gitmek bırakmak oynamak ve çıkmak. Şimdi arkadaşlar ikinci şart fiilimsiler olumsuzluk eki mameyi alabilir dedik. Yani bir sözcüğün fiilimsi olup olmadığını bulabilmemiz için üzerine ne getirmemiz gerekiyormuş? Olumsuzluk eki mame. Arkadaşlar çıkınca çıkmayınca alıp almayıp koşa koşa koşmaya koşmaya gittim gitmedim. Bırakıp bırakmayıp oynamak oynamamak çıktım çıkmadım. Gördüğünüz gibi bütün örneklerimiz ne aldı? Altını çizdiğimiz bütün sözcükler ne aldı? Olumsuzluk eki mameyi aldı. Tabii bir de üçüncü şartı sağlaması gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi. Ne demiştik? Fiilimsiler kip ve şahıs eki alamaz. Hocam çıkınca da kip ve şahıs eki yoktur. O zaman bu sözcüğümüz nedir? Fiilimsi. Alıp Burada almak kök, ıp, ip, iğne, kipeki değil o zaman fiilimsidir. Koşa koşa bizim aa diye herhangi bir kipekimiz yok değil mi? Onun için bu da kipeki almamıştır demek ki bu da fiilimsi. Gittim. Arkadaşlar gittim sözcüğüne baktığınızda gitmek. Fiil kökü tıti görülen geçmiş zaman eki. M, birinci tekil şahıs eki. O zaman kip ve şahıs eki aldıysa bu sözcük fiilimsi olur mu? Tabii ki hayır. Niye? Fiilimsi kip ve şahıs eki alamaz gitti. Bırakmak. Bırakıp gördüğünüz gibi arkadaşlar ıp ip yine kip eki değildir fiilimsidir. Oynamak kip eki değildir arkadaşlar. Çıktım. Çıktım sözcüğüne baktığımızda çıkmak fiil kökü dödi. Görülen geçmiş zaman eki M birinci tekil şahıs eki. Küp ve şahıs eki aldığı için yine ne oldu? Gitti arkadaşlar. Fiilimsi olamaz. Yani çok çok uzun paragraflardan fiilimsileri bulmakta zorlanırsanız bu tarz bir yol izleyebilirsiniz. Baktığınız zaman arkadaşlar çıkınca alıp koşa koşa bırakıp oynamak. Neymiş burada bizim fiilimsi olan sözcüklerimizmiş. Tabi türleri şu an bizim için önemli değil. Türlerine geldiğimizde de örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi de fiilim sizin kaç ayrıldığı ile ilgili. Ancak e, siz kaç ayrıldığını zaten biliyorsunuz. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Problem şurada arkadaşlar. Bunların ikinci isimleri yani isim fiil neymiş? A ile. Sıfat fiil neydi? Ortaç, zarf fiil, bağ fiil veya ulaç. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yer dediğim gibi parantez işleri. Çünkü soru köklerinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç kullanılmıştır veya ulaç farklı bir anlam katmıştır. Bafil farklı görevde kullanılmıştır gibi sorular gelebiliyor. Yani bir an için durup da işte ya bafil neydi? Ortaç neydi? Ulaç hangisiydi gibi tekrar düşünmeye gerek yok. Yani zarf fiil, bafil, ulaç üçünü aynı anda bilmemiz gerekiyor. Siz de bu konuda yanılmayın. Evet. Şimdi fiilim türlerine geçeceğiz arkadaşlar. Fiilim 3 Üç dedik. Birincisi neydi arkadaşlar? İsim fiil. Yani ad eylem. İsim fiil ad eylem. Fiil kök ya da gövdelerine ma, ış, iş, uş, üş, mak, mek ekleri getirilerek yapılan. Arkadaşlar ekler önemlidir. Ma, me, Iş, iş, uş, üş, mak, mek ekleri getirilerek yapılan ve cümlede isim fiiller ne görevinde kullanılıyormuş? İsim görevinde kullanılan sözcüklerdir. Yani artık fiil kök ya da gövdesine ma -ış, mak eklerinden birini getirdiğimizde bu fiil olmaktan çıkıyor. Ne görevinde kullanılıyormuş? İsim görevinde kullanılıyor. Örneklere baktığımızda arkadaşlar bir gülüşün ömre bedel. Gülmekten gülüş. Gördüğünüz gibi ış, iş, uş, üç eklerinden birini almıştır. Nedir arkadaşlar? İsim, fiil. Arkadaşlar yine sizi bir uyarmam gerekiyor. Iş, iş, uş, üç ekini her zaman fark edemeyebiliyorsunuz. Yani uzun bir cümle verdiğinde veya paragraflarda buna dikkat edelim. Gözümüzden kaçmasın isim fiil ile ilgili. Mame ve makmekte biraz da dikkatlisiniz ama ış iş uş üç kaçırılabiliyor. Dikkat edelim. Buralardan gitmek istiyorum. İkinci örneğimiz. Gördüğünüz gibi make, MAK isim fiil ekidir arkadaşlar. O zaman gitmek neymiş? İsim fiil. Yaşamak gülmek kadar keyifli. Arkadaşlar yaşamak MAK gülmek MAK Gördüğünüz gibi yine nedir bunlar? İsim fiil. İsim fiil. Hocam bir cümlede birden fazla fiilimsi olabilir. Bir cümlede birden fazla fiilimsi olabilir. İsim fiil ile ilgili notlarımıza dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten size soru gelirse daha önce çözdüğümüz sorularda ve yaprak testlerde olsun kitaplarda olsun gördük. İsim fiil ile ilgili genellikle notlardan soru geliyor. Neymiş bu notlar bakalım. İsim fiil ekini alan bazı sözcükler kalıplaşarak kalıcı isim olurlar. Hocam kalıplaşarak kalıcı isim olurlar. Artık bunlar bunlara isim fiil olarak bakmamamız gerekir. Yani sadece ne olur arkadaşlar? İsim olurlar bunlar. İsim fiil olmaktan çıkarlar. Masadaki dolma lezzetli görünüyor. Arkadaşlar buradaki isim fiil eki olan sözcük mame dolma değil mi? Ama burada masadaki dolma derken bir yiyecekten, gıdadan, besinden bahsettiği için bu nedir? Kalıcı isim. Çeşme başında bidonların dolmasını bekledik. Dolmasını derken yine mame. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar dolmadaki mame buraya eylem anlamının devam ettiğini gösterir. Yani bidonların dolma eylemini belirtir. O zaman bu nedir? İsim fiildir. Yine burada bir uyarı daha yapacağım. Aslında oraya tam geçmedik ama ben arkadaşlara uyarayım. Dolmasını sözcüğüne baktığınızda arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bunu direkt dolmasını ası esi yani sıfat fiil eki olarak alabiliyor. Ancak arkadaşlar şuna dikkat edin. Ası esi aldığınız zaman geriye ne kalıyor? Dol. Türkçede dolm diye bir sözcük var mı? Yok. O zaman buradaki ek ası esi değildir arkadaşlar. Nedir? Dolması. -si. Mame isim fiil ekidir. Ası esi lütfen dikkat edelim. Yine örnek verecek olursak kalıcı isimlere sarma, danışma, kazma, çakmak, kavurma. Yani bir yer alet, yemek, ismi gibi sadece isim olarak kullanılanlar arkadaşlar bunlar. Bunlara fiilimsi diyemeyiz. Fiilimsi özelliğini artık ne yapmıştır? Kaybetmiştir. İsim olarak bakmamız gerekir. İsim fiil ile ilgili ikinci bir notumuz arkadaşlar yine önemlidir. İsim fiil eki mame ile olumsuzluk eki mame karıştırılmamalıdır. Hocam az önce iki numaralı maddede dedik ki Fiilimsinin üzerlerine olumsuzluk ekini alabilir dedik. Yani fiilimsinin üzerine zaten biz olumsuzluk eki getirebiliyorsak Mame. Yani olumsuzluk ekinin üzerine bir olumsuzluk eki daha ne yapamayız? Getiremeyiz değil mi? Örneğe bakalım. Bu kadar olumsuz düşünme. Şimdi hocam buradaki düşünmedeki me nedir? Olumsuzluk Eki. Bakın buradaki düşünmedeki me neymiş? Olumsuzluk eki. İşin bütün inceliklerini düşünmem gerekiyor. Buradaki M nedir arkadaşlar? İsim, fiil, eki. İsim, fiil, eki. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geniş bir şekilde. Şimdi bu kadar olumsuz düşünme. Ne dedik? M, M olumsuzluk eki. Zaten üzerine bir olumsuzluk eki daha getiremezsiniz. Bu kadar olumsuz düşünmeme. Olmadı arkadaşlar. Onun için burada olumsuzluk ekidir bakın. İşin bütün inceliklerini düşünmem gerekiyor. Buradaki m nedir? İsim fiil ekidir. Arkadaşlar üzerine zaten bunu ne yapabilirsiniz? Olumsuzluk eki getirebilirsiniz. İşin bütün inceliklerini düşünmemem gerekiyor. Bakın olumsuzluk eki de alabildi. Yani isim fiiller üzerlerine olumsuzluk eki alabilirken Olumsuzluk ekinin üzerine bir olumsuzluk eki daha getiremezsiniz. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. İsim fiil ile ilgili inşallah bir problem yoktur. Hatırlatmalarda bulunup soruya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci başlığımıza geçeceğiz. Türlerde ikinci başlığımız. Neydi ikinci başlığımız bizim? Sıfat fiil. Diğer ismiyle parantez içerisindeki ismiyle arkadaşlar. Ortaç. Yine ekler fiil kök ya da gövdesine getiriliyor. Fiil kök ya da gövdesine getirilen an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekleri ile yapılan ve cümlede önemlidir. Sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. Hocam an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Bizim bu eklerimiz eklendiği sözcüğü ne yapıyormuş? sıfat yapıyormuş. Sıfat neydi? İsimlerin önlerine gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklerdi. O zaman hocam sıfat fiiller de sıfat görevinde kullanılıyorsa isimlerin önüne gelmesi gerekmiyor mu? Evet. Hep birlikte örneklere bakalım. İşleyen demir pas tutmaz. Şimdi arkadaşlar demir isim değil mi? İsim. Nasıl demir? İşleyen. An en. Bakın sıfat fiil. Gördüğünüz gibi sıfat bir sıfat görevinde kullanıldı. İsmin önüne geldi, onu niteledi ya da belirtti. Yiğitlere yıkılası dağlar geçit vermedi. Dağ isim mi arkadaşlar? Nasıl da yıkılası? Bakın. Sıfat fiil. Şimdi asıl eside dikkat edin. Bazen e, Mame'de ne dedik? olması derken mesela asiyesi mame ile karıştırılabiliyordu. Burada baktığınızda yıkılmak fiil kökü ası. Gördüğünüz gibi var. Yıkmaktan yıkılmak, yıkılmaktan yıkıl ası. Ası burada neymiş arkadaşlar? Sıfat fiil 2. Yani mame'deki asas esiyle karıştırmayın diye. Seninle bitmez çilen varmış. Arkadaşlar çile isim. Nasıl çile? Bitmez. Sıfat fiil. Olay yerinden koşar adım uzaklaştı. Adım isim. Koşmaktan koşar. Nasıl adım? Koşar adım. Gördüğünüz gibi sıfat fiil. Sıfat fiillere dikkat ederseniz hepsi sıfat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Sokaklarda tanıdık insan kalmadı. İnsan isim arkadaşlar. Nasıl insan tanıdık. Dık dik sıfat fiil. Çözülecek sorular, gerçekleştirilecek hayaller var. Hocam soru isim. Nasıl soru çözülecek? Acak ecek. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Sıfat fiil yaptı değil mi? Gerçekleştirilecek hayal. Hayal isim. Nasıl hayal? Gerçekleştirilecek Yine acak edecek Ne yaptı arkadaşlar Sözcü sıfat fiil yaptı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hepsi sıfat görevinde kullanılıyor Uzamış saçı ve sakalıyla karşımızdaydı Saç isim Nasıl saç Uzamış Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mışmış mış, sıfat fiil yaptı Tabi bunların içerisinde Ali Rıza hocam da salı günü değindi ar, dik, ecek, miş. Bunlara arkadaşlar sıfat fiil ekleriyle kip eklerini birbirine ne yapmıyoruz? Karıştırmıyoruz. Kip eki olan sözcüğe cümlede dı, di, tı, ti getirdiğinde anlamlı olur. Ve o kip eki olur arkadaşlar. Sıfat fiile getirdiğinde ise anlamlı olmaz. Sıfat fiille de ilgili notlarımız var arkadaşlar bakacak olursak bazı sıfat fiiller de kalıplaşarak kalıcı isim olurlar. Bunlar giyecek, içecek, bakan, dolmuş, döner gibi. Yani giyecek derken burada elbise ismi gibi yani isim anlamında kullanılır. İçecek yine besin anlamında isim. Bakan, ünvan anlamında kullanılır. Örneğe bakalım arkadaşlar. Dolmuş tıklım tıklımdı. Buradaki dolmuş arkadaşlar Mışmış i̇şte, mış, tutup da sıfat fiil yaptı diye bir şey yok. Sıfat fiillerde kalıplaşarak kalıcı isim olur dedik. Buradaki dolmuş de bir araç ismi olduğu için arkadaşlar kalıcı isimdir. Yani bunlar da sıfat fiil özelliğini ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Arkadaşlar adlaşmış sıfat fiile bakalım. Adlaşmış sıfat fiil. Sıfat fiillerin önlerine gelen isimler düştüğünde bakın sıfat fiillerin önlerine gelen isimler ne oluyormuş? Düşüyor. Sıfat fiiller ne yapıyor arkadaşlar? Adlaşıyorlar. Sıfat fiiller adlaşmış olsalar bile sıfat fiil olarak kabul edilirler. Bakın tekrar söylüyorum. Sıfat fiiller adlaşmış olsalar bile sıfat fiil olarak kabul edilirler. Hocam ee, bu nerede karşımıza çıkabilir? Diyelim ki paragrafı verdi. Paragrafta kaç tane fiilimsi olduğunu soruyor veya cümlede kaç tane fiilimsi olduğunu soruyor. Adlaşmış sıfat fiil varsa arkadaşlar bunu da normal sıfat fiil olarak ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Yani sayıya dahil ediyorsunuz. Lütfen unutmayalım. Adlaşmış sıfat fiilin örneğine bakarsak, bana yapılan iyilikleri unutmadım. Arkadaşlar iyilik isim miydi? Hangi iyilik Yapılan. Sıfat fiil miydi? Şimdi arkadaşlar bu normal sıfat fiil. Bunu adlaşmış sıfat fiil yapacağız. Ne dedik? Sıfat fiilin önüne gelen isim düştüğünde isimde bulunan ekler sıfat fiile geçiyor. Böylece ne oluşuyordu? Adlaşmış sıfat fiil oluşuyordu. Bana yapılanları unutmadım. Bakın yapılan iyilikleri, iyilik ismini düşürdük. Buradaki eki sıfat fiile attık. Böylece ne oluşturduk arkadaşlar? Adlaşmış sıfat fiil. Arkadaşlar burada çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Ee, arkadaşlar bunu sorularda da bize attılar veya testlerde de birçok defa çözdürdüler. Ama tekrar bir hatırlatayım. Sınav yaklaşıyor. Şimdi sıfat fiile baktığınızda diyor ki bazı sorularda aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Hocam, sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diyorsa ya şu üstteki gibi arkadaşlar normal sıfat fiil olarak kullanılır ya da arkadaşlar adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılırlar. Yani sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diye soruyorsa normal sıfat fiil mi ya da adlaşmış sıfat fiil mi buna bakmanız gerekiyor. Yoksa sıfat fiilin başka bir görevi falan yok. Sıfat fiil mi? Adlaşmış mı? Bunu soruyordur size. Dikkat edin. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet sıfat fiilde böylece noktaladık. Arkadaşlar fiilimsilerde üçüncü ve son olarak konumuz zarf fiil. Zarf fiille ile ilgili en büyük sıkıntımız şu. Biraz sonra soruların nereden geldiğini de söyleyeceğim ama Hocam şuraya çok dikkat edelim Arkadaşlarımız unutabiliyor Zarf fiil Bakın Bağ fiil Ulaş Yani zarf fiilin diğer isimlerine bazen Dikkat etmeyebiliyoruz İşte sınavda falan hatırlayamayabiliyoruz Buna dikkat edelim Zaman daralıyor Zarf fiil neymiş arkadaşlar bakalım birlikte Bağ fiil Ulaş Fiil kök ya da gövdesine getirilen Ken Alı, asiye cesine dığında madan maksızın ıp arak önca alı a a rms ekleri ile yapılan ve cümlede zarf görevinde kullanılan zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Hocam burada zarf ile ilgili dikkat etmeniz gereken yer e, zarf fiiller cümleye iki anlam katar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın zarf fiille ilgili son yıllarda sormuş olduğu sorulara bakarsanız tamamen zarf fiille ilgili sorular bu iki anlam üzerinden geliyor. Yani zarf fiiller cümleye iki anlam katar. Bunlar nedir? Bir Durum anlamı iki Zaman anlamı. Zarf fiiller cümleye iki anlam katar. Neymiş arkadaşlar? Durum anlamı ve zaman anlamı. Durum anlamını bulmak için biz fiile ne sorusunu soruyoruz? Nasıl sorusunu soruyoruz? Zaman anlamını bulmak için de arkadaşlar yine fiile ne sorusunu soruyoruz? Ne zaman sorusunu soruyoruz? Niye fiile soruyoruz? Çünkü zarflar fiilleri etkileyen sözcükler idi. Zil çalınca ders başlayacak. Hocam gördüğünüz gibi önce ince burada nedir? Zarf fiil 2. Şimdi öncelikle zarf fiil bakalım. Zaman mı, durum mu? Biraz sonra birlikte o tarafına da bakacağız. Bu uzun yolu yürüyerek geldik. Erek, arak. Gördüğünüz gibi zarf fiil sözcüğü ne yaptı? Zarf fiil yaptı. Sezon boyunca durmadan çalıştı. Evet, size az önce bir şey söylemiştim. Arkadaşlar, şuradaki boyunca sözcüğüne bir dikkat edelim. Boyunca sözcüğüne. Bakın Boyunca sözcüğü isim olduğu için buradaki ınca inceyi görüp de hocam burada da zarf fiil var derseniz kesinlikle soruyu kaçırırsınız. Buna dikkat edelim tamam mı? İsim ve isim soylu sözcükleri fiilimse eki gelmez. Heh, durmadan burada madam meden zarf fiil ekidir. Sözcüğü zarf fiil yapmıştır. Gider gitmez ailene haber ver. Remez. Hocam dikkat edelim. Bu da yine nedir? Zarf fiildir. R mezekini almıştır. Şimdi bunların zaman anlamı mı kattı? Durum anlamı mı kattı? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Zil çalınca ders başlayacak. Ne zaman başlayacak? Zil çalınca. Hocam gördüğünüz gibi ne zaman sorusuna cevap verdiği için ne kattı? Zaman anlamı. Bu uzun yolu yürüyerek geldik. Şimdi ne zaman geldik? sorusuna cevap vermez. Nasıl geldik? Yürüyerek geldik. Gördüğünüz gibi nasıl sorusuna cevap verdiği için durum anlamı kattı. Sezon boyunca durmadan çalıştı. Hocam boyunca isim olduğu için zaten bunu fiilimsi alamazsınız demiştik. Nasıl çalıştı? Durmadan. Gördüğünüz gibi nasıl sorusuna cevap verdiği Durum anlamı kattı. Gider gitmez ailene haber ver. Ne zaman haber ver gider gitmez. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar zaman anlamı katmıştır. Şimdi yorumları açacağım arkadaşlar. Yorumlardan sonra e, soru çözmeye başlayacağız ama konuyla ilgili bir problemi olan varsa yani anlamadığı bir yer olan varsa sorabilir. Evet arkadaşlar, size konuyla ilgili problemi olan var mı? Anlamayan hocam işte Var mı takılan arkadaşlar? Bekletmeyelim. Buradaki arkadaşları bekletmeyelim. Diğer gelen arkadaşlar da e, hangi sorudaysak oradan bizimle devam ederler. Şimdi birinci soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır? Farklı bir fiilimsi kullanılmıştır. Birinci soru için cevapları alalım arkadaşlar. Birinci soru için cevapları alalım. Evet birinci soru için cevaplar alıyoruz. İki değil arkadaşlar. Birinci soru için cevaplar alıyoruz. Bir C. İrem Türkmen C diyor. Ferhat C dedi. Melek C diyor. Veli C diyor. Eren C diyor. Evet herkesin bakması için biraz bekliyorum sorularda. Evet arkadaşlar birinci soruya hep birlikte bakıyoruz o zaman. Şimdi hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır dedi. Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. Buradaki birinci de arkadaşlar ne vardır? Düşmeyle. M -m -a. fiil var mı arkadaşlar? İsim fiil. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. B'ye baktığımızda gelmekten geliş. Yine ne vardır arkadaşlar burada? İsim fiil. Öz ağlamayınca göz ağlamaz. Buradaki mameye takılmayın arkadaşlar. Buradaki mame olumsuzluk eki mamedir. Buradaki ek nedir? Inca ince. O zaman nedir bizim sözcüğümüz? Zarf fiil. Adamakla mal tükenmez. Makmek. Yine sözcüğü ne arkadaşlar? İsim fiil. O zaman hangisi farklıdır dediğinde arkadaşlar cevabımız neymiş? Ceyhan. Ceyhan diyen arkadaşlar doğru yaptı arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Sorunları konuşmak en doğru yoldur. Bu cümledeki fiilimsinin Türkçe özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Hocam yine bu tarz sorularda da takılabiliyoruz. Türkçe özdeşi diyorsa yani yukarıda isim fiil varsa aşağıda isim fiil olacak. Sıfat fiil varsa aşağıda sıfat fiili bulacağız. Zarf fiil varsa zarf fiili bulacağız. Türce özdeş dediği yani aynı türde. Bunlara dikkat edelim. Buyurun bakın arkadaşlar. İkinci sorunun cevabını alalım. Evet arkadaşlar ikinci sorunun cevabı B doğru. Şimdi sorunları konuşmak en doğru yoldur. Buradaki konuşmak makmek ekinden dolayı nedir arkadaşlar? İsim fiil. Yani ışmak eklerinden birini almıştır. İsim fiil. Aşağıda da türcü özdeşi dediği için bizim neyi bulmamız gerekiyor? İsim fiili. Ama biz gidip direkt isim fiili bulmayacağız. Aynı zamanda diğer seçeneklerdeki fiilimsilere de bakacağız. Hiçbir şey yapamayan. Buradaki mame olumsuzluk An, en. Ne yaptı arkadaşlar? Sıfat fiil. Hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey yapamayan kişi demiyor. İnsan demiyor da hiçbir şey yapamayan diyor. O zaman buradaki sıfat fiil nasıl sıfat fiildir? Cevaplar alayım. Şuradaki sıfat fiil yapamayan nasıl sıfat fiildir arkadaşlar? Adlaşmış sıfat fiildir adlaşmış sıfat fiil. Artık bunları tartışmak istemiyorum. Mak tartışmak arkadaşlar, Ma -mac eklerini eklerinden birini aldığı için bu nedir? İsim fiil. Beklesin arkadaşlar, bu beklesin. Burada sıfat fiil vardı. Dışarıdan gelen ses ile irkildi. Gelen an en sıfat fiil. Bu gitti. Planlı çalışan insanlar. Çalışan Yine an en aldı arkadaşlar. Sıfat fiil. Şimdi A, C ve D'de arkadaşlar sıfat fiil kullanıldı. B'de ise arkadaşlar isim fiil kullanıldı. Türkçe özdeş dediği için cevabımız neymiş? B. Evet. Üçüncü soruya bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Hocam bakın Dikkat ediyoruz. Farklı bir görevde diyor. Bakın sıfat fiil ya da anlaşmış sıfat fiil. Bunun başka bir görevi yoktur. Yani sıfat fiil olarak mı kullanılmış? Anlaşmış sıfat fiil mi? Hemen bakalım arkadaşlar. Evet Bilal Koray D diyor. Sevide D diyor. Azra Büşer D diyor. Büşra Arslan D diyor. Elif Nazayhan D diyor arkadaşlar. Hatice Nur D diyor. Sude Saydan D diyor. Yavuz Selim Dölek D dedi. Furkan Günaydın D dedi. Evet bakalım arkadaşlar 3. soruya. Şimdi sıfat fiil mi adlaş mı, sıfat fiil mi ona bakmamız gerekiyor. Niye? Sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Hangisinde farklı bir görevde kullanıldığını sorduğu için. Akacak kan damarda durmaz. Hocam kan isim mi? Nasıl kan? Akacak kan. Bakın sıfat fiil. Acak ecekten dolayı. İsim var sıfat fiil var. Burada normal sıfat fiil. Bu çocuklar hayata gülen gözlerle bakıyor. Göz isim. Nasıl göz? Gülen göz. Sıfat fiil. An en. Arkadaşlar sıfat fiil yapmıştır. Önündeki isim duruyor. Normal sıfat fiil. O zaman A olmaz. B de olmaz. Çünkü ikisi aynı zaten. Farklı olanı soruyor bize. Masada solmuş güller vardı. Gül isim. Nasıl gül? Solmuş gül. Mışmış. Sıfat fiil yaptı yine. Önündeki isim duruyor arkadaşlar. Yine normal sıfat fiildi. Bu konuyu bir bilene danışalım. Hocam bakın bilen insana kişiye demiyor da direkt ne diyor bilene diyor. Yani sıfat fiilin önündeki isimler ne oldu arkadaşlar? Düştü. Böylece geriye ne kaldı? Anlaşmış sıfat fiil. Hangisi farklıdır diyor hocam? Gördüğünüz gibi sıfat fiil, sıfat fiil, sıfat fiil. Adlaşmış sıfat fiil. Değerli arkadaşlarım burada bakın. Vurgulamak istediğim bir yer şu. Sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diyor ya. Buna dikkat edin. Yani tutup sıfat fiilin farklı bir görevi olarak sorulan şey size. Sıfat fiil mi? Adlaşmış sıfat fiil mi? Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Evet sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ulaş kullanılmıştır? Hocam dikkat edelim. Ulaş dediği şey burada neydi? Ulaş. Altını çizdim. Biraz sonra yazacağım. Soruya bir bakalım. Dördüncü soruya bakalım. Şökerken sahile gecesinsi bir duman. Evet. Yoksa dokunduğumuz sarf ettiğin o sözler. Beni böyle habersizce alıp giderken olacak şey miydi? Şimdi senin yaptın. Evet cevapları alalım arkadaşlar. Hangisinde birden fazla ulaş kullanılmıştır diyor. Evet bekliyoruz cevapları görelim arkadaşlar. Kerem Yüksel C diyor. Erdoğan Hatice C diyor. Ahmet Gürlü C diyor arkadaşlar. Gürsoy C diyor. Ece Giriş C. Evet soruya bakalım arkadaşlar. Hangisinde birden fazla ulaç kullanılmıştır diyor. Ulaç neydi arkadaşlar? Zarf fiil. Değil mi? Zarf fiil. Dikkat edelim. ikinci üçüncü isimleriyle de sorular gelebilir. Çünkü soru köklerinde bunları kullanıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı zarf fiil için daha çok bağ fiil ismini kullanıyor. Dikkat edin. Çökerken sahile gecesi bir duman. Hocam çökerken ken olduğu için burada zarf fiil var mıdır? Vardır değil mi? Zarf fiil var ama tutup A seçeneğine işaretleyemeyiz. Niye? Birden fazla dediği için A gitti arkadaşlar. Cevabımız A değil. Yoksa dokundu mu sarf ettiğin o sözler. Sarf ettiğin hangi söz sarf ettiğin dık dik. Bu neydi arkadaşlar? Sıfat fiil. Bize neyi soruyor? Birden fazla ulacı soruyor. B seçeneği de gitti. Beni böyle habersizce alıp giderken almaktan alıp zarf fiil arkadaşlar. Giderken zarf fiil. ıp ip, ip ve kene ki burada ne yapmıştır sözcükleri? Zarf fiil yapmıştır. Bir, iki. Birden fazla olduğu için beklesin. Olacak şey miydi? Şimdi senin yaptığın. Burada arkadaşlar nasıl şey olacak? Sıfat fiil. Yaptığın dık dik var. Sıfat fiil. Hocam sıfat fiil de birden fazla ama bize birden fazla neyi soruyor? Ulacı soruyor. O zaman D seçeneği de gitti. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan. Evet. Beşiğin soruya bakalım arkadaşlar. İsim fiil ekini alan bazı sözcükler kalıplaşarak kalıcı isim olurlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım vardır? Evet soruya bakalım arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlarımızın hepsi D dedi. Birlikte bakalım arkadaşlar. Öğretmenlik ileride yapmak istediğim meslekti. Burada arkadaşlar yapmak. Bakın eylem hali devam ediyor. O zaman nedir bu? İsim fiil. Fiile benzeyen ancak fiil gibi olmayan. Yıllarca bu anı yaşamak için bekledim. Yaşamak nedir arkadaşlar? İsim fiil. isim fiil devam ediyor. Yani kalıcı isim değil burada. Onunla konuşmak bana iyi geliyor. Yine konuşma eylemini makmek isim fiil eki getirmiş. İsim fiildir arkadaşlar. Ancak kazma ile kazmayınca kıt verdi. Kazma. Buradaki mame yani bazı isim fiil ekini alan sözcükler kalıplaşarak kalıcı isim olur dedik ya. Kazma bir alet. Araç, gereç ismi olduğu için burada ne olur arkadaşlar? Kalıcı isim olur. Bize de zaten bunu soruyordu. Cevabımız neymiş? Denizli. Mükemmelsiniz. Evet, sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir sorumuz. 6. soru. Yukarıdaki parçada verilen numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Evet arkadaşlarım bakalım 6. soruya bakalım. Cevapları alalım arkadaşlar. Evet 6. soruyla ilgili cevapları bekliyoruz arkadaşlar. Şairler kelimeler ile dans eden ve onlara farklı kıyafetler giydiren insanlardır. Giydiren sözcüğü bir. Onların sözcüklere bakış açısı, bakış açısı derken açısı 2 ve onları kullanışı, kullanışı 3. şiir ile ilgilenmeyen ilgilenmeyen 4 insanlardan farklıdır. Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle olay şuydu. Burada dikkatinizi çekmek istediğim yerlerden bir tanesi de bilgiyi çok iyi bilebiliriz ama dikkat etmemiz lazım. Dikkat çok önemli. Yani burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 2'yi gördüklerinde direkt B'yi işaretleyebilen arkadaşlar vardı. Niye? Genellikle bir beyinde bir şablon oturmuş. A 1'dir, B 2'dir, C 3'dir, D 4'tür gibisinde. Yok. Yani tersinden de gelirse ki bakın ben 2'yi C'ye koymuştum. Siz bunu fark ettiniz. Ellerinize sağlık. Birlikte bakalım. Giydiren derken arkadaşlar an en nasıl insan giydiren an en sıfat fiil yapmıştır. Gördüğünüz gibi sıfat fiil. Açısı. Hocam açı sözcüğü zaten isim olduğu için burada herhangi bir fiilimsi aranmaz. Fiilimsi eki de zaten nedir? Yoktur arkadaşlar. Bu nedir? Direkt isimdir. Kullanış kullanmaktan kullanış iş iş isim fiil ilgilenmeyen insanlar nasıl insanlar ilgilenmeyen buradaki memaya takılmayın olumsuzluk ekidir an e evet gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yerlerden biri neymiş buradaki an endi Gördüğünüz gibi ış iş, iş isim fiildi. İsimlerde fiilimsi eki aranmazdı. 2 numara gördük. Hocam seçeneklerin sıralanışına dikkat edelim. Buna çok dikkat edelim. Yani ezberden gitmeyelim diye böyle bir soru hazırladım. 7. soruya bakalım arkadaşlar. 7. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın çokça sorduğu soru zarf fiil ile ilgili. Evet 7. sorunun cevaplarını alalım arkadaşlar buyurun. Evet 7. soruya arkadaşlarımız D diyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Birlikte bakalım. Soruya birlikte bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisine zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Zarf fiil cümleye hangi anlamları katıyordu? Durum ve zaman anlamı katıyordu. Değil mi? Durum anlamını bulmak için nasıl? Zaman anlamını bulmak için arkadaşlar ne zaman? Sorusunu soruyorduk değil mi? Bakalım. Buna karar verirken büyüklerine danışmalısın. Ne zaman danışmalısın? Karar verirken. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne anlamı kattı? A da zaman anlamı kattı. Akşam olunca yalnız kalmayı istiyor. Ne zaman istiyor? Ne zaman yalnız kalmayı istiyor? Akşam olunca. Yine nedir arkadaşlar? Zaman anlamı kattı. Seninkiler geldiğinde onlar çoktan gitmişti. Ne zaman gitmişti? Seninkiler geldiğinde. Gördüğünüz gibi dığında diğinde, olunca verirken bunlar ne anlamı kattı arkadaşlar? Zaman anlamı kattı. Kimseyi dinlemiyor, durmadan konuşuyordu. Madan meden zarfi yaptım arkadaşlar. Nasıl konuşuyordu durmadan? Nasıl sorusuna cevap verdiği için durum anlamı katmıştır arkadaşlar. Yani de diyen arkadaşlarımın cevabı doğru. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularımız devam ediyor arkadaşlar. Biraz e, soru olarak fazla soru çözmeyi istedim çünkü. Hatırlayalım, soru üzerinden hatırlayalım. Birlikte görelim. Takıldığınız bir yer varsa da yorumlardan sorabilirsiniz. Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırayla doğru olarak verilmiştir? Yanımıza geleceğini söyleyince bağırmamak için kendimi zor tuttum. Evet, cevaplar alalım arkadaşlar. Şimdi hocam soru kökünde dikkat etmeniz gereken yer şurası sırayla doğru olarak verilmiştir diyorum. Yani hangisi hangi tür fiilimsiler vardır demiyoruz. Sırayla bunlara ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Evet D olarak geliyor cevapların birçoğu D olarak geliyor. Fen evet, lisesi hedeftir de demiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Birlikte bakalım. Yanımıza geleceğini söyleyince. Geleceğini. Ecek, acak arkadaşlar. Burada ne vardı? Ecek, acak. Bizim neydi? Sıfat, fiil. Geleceği zamanı demiyor da geleceğini diyor direkt. Sıfat, fiil. Söyleyince. Inca, ince. Neydi arkadaşlar? Zarf, fiil. Bağırmamak. Birinci ma olumsuzluk. Mak nedir arkadaşlar? İsim fiil 2'dir. İsim fiil. Baktığınız zaman sırasıyla dediği için sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil olması gerekiyor. A gitti. B gitti. C gitti. D'ye baktığınızda sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil. D cevabımız doğru. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun arkadaşlar. Mükemmelsiniz. Evet dokuzuncu soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Altı çizili ek diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Hepsinde kullanılan ek aynı. Dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar. Ecek, acak eki, Acak ekine baktığınızda sıfat fiil eki olarak kullanılabilir ya da kip eki olarak kullanılabilir. Bunu göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Evet yine cevaplar D olarak geliyor. Mehmet Emin Tekin. D dedi Yunus Akdemir. D dedi Nurhan. D diyor. <laughs> Fen lisesi hedeftir. D dedi Hasret. D dedi. Birlikte de bakalım soruyu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ecek acak ekinin altı çizili yani sıfat fiil eki olarak mı kullanılmış kip eki olarak mı kullanılmış buna bakacağız arkadaşlar. Çünkü sıfat fiil eki olan ecek acak ile kip eki olan ecek acağı birbirine karıştırmayacağız demiştik. Onların çalışacakları konuyu bilmiyordum. Hangi konu çalışacakları konu. Bakın eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. Onun için burada nedir arkadaşlar sıfat fiil ekidir sıfat fiil eki. Gönderilecek eşyaları şuraya bıraktım. Nasıl eşya gönderilecek? Ecek acak yine sıfat. Fiil yapmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfat fiil eki'dir burada da. Annemle gezilecek yerlerin listesini çıkardık. Nasıl yer gezilecek yer. Yer isim. Nasıl yer gezilecek yer. Sıfat fiil eki arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kardeşim de bizimle gelecek. Kardeşim de gelecek bizimle. Cümleyi düzeltedebilirsiniz, bilirsiniz. Kardeşim de gelecekti bizimle. Dı di tı ti getirdiğinizde olumluysa arkadaşlar bunu ek idi, kip eki olarak kullanılıyordu. O zaman de, de gördüğünüz gibi arkadaşlar kip ekidir. Cevabımız neymiş? Denizli. Diğerlerinde sıfat fiil eki. Sorularımız devam ediyor. Evet arkadaşlar. Kişiliğimize başkalarının yaşamına göre şekil vermek yerine kendi yeteneklerimizi kabul eder ve onları geliştirirsek mutluluğa ulaşırız. Bu cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır? Cevapları alalım arkadaşlar. Bu cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır? Evet cevapları alalım arkadaşlar. İrem Türkmen A diyor. Ferhat C diyor. Ahmet Güllü A diyor arkadaşlar. Bilal Koray A diyor. Yavuz Selim A diyor. Eren B diyor. Melek Cankurt A diyor. Evet A diyenler var. Halil Özkan A demiş. Kerem Yüksel A diyor. Emin Tekin A diyor. Veli B ya da C mi dedik Veli? Fen lisesi hedeftir A demiş arkadaşlar. Fatma Zehra A diyor. Nurhan Yetiş A. Gürsoy A diyor Halil. Adem Sude Sürmeci A. Evet Sude Saydan B demiş. Bakalım arkadaşlar. B diyen arkadaşlar bu ikinciyi nerede buldular? Bir yazabilirler mi? İkinci fiilimsi hangisi? Mesela ya da hangilerini buldular? B diyen arkadaşlar iki sözcüğü de yazsın arkadaşlar. Fiilimsi olan iki sözcüğü de yazabilirler mi? Evet. C diyen arkadaşlar da yazabilirler. Hangilerine dediklerini yazabilirler. Birlikte bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kişilik isim bakın. Paragrafta veya uzun cümlelerde size ne dedim? Hocam eleyerek gidin. Kişilik isim. Başka isim. Yaşam isim. Göre edat. Şekil isim. Vermek. Bakın burada bu nedir? İsim. Fiil beklesin. Yerine gitti. Kendi isim. Yetenek isim. Kabul eder. Kabul etmek. Kabul eder. Geniş zaman değil mi arkadaşlar? Kip ekidir bu. Ve onları geliştirirsek onları geliştirirsek mutluluğa ulaşırız. Yine çekimlidir. Bu da gitti. Yani burada sadece ne vardı arkadaşlar? Vermek sözcüğü vardı. isim fiil olarak. Eğer eder sözcüğünü aldıysanız sıfat fiil ekleri ile küp eklerini birbirine karıştırmayalım. Kabul eder di. Getirdiğim için bu nedir? Kip 2'dir arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. B ve C diyen arkadaşlar. Lütfen tamam. Hasret eder yok bak. Eder yok. Sadece vermek isim fiil. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. İsim fiil eki ile olumsuzluk eki birbirine karıştırılmamalıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ma farklı bir görevde kullanılmıştır? Yine isim ile ilgili gelen sıkça karşılaşılan sorulardan bir tanesidir. İsim fiil eki ile olumsuzluk eki ma -me. Evet, atış serbest arkadaşlar. Buyurun. C diyenler var yine. B diyenler var. Evet. Evet genel ağırlık olarak B dedik. Birkaç arkadaşımız C demişti. Bakalım arkadaşlar. Şimdi biz ne dedik? İsim fiil eki olan mamenin üzerine zaten olumsuzluk eki mameyi ne yapabilirdik? Getirebilirdik. Ama olumsuzluk ekinin üzerine bir olumsuzluk eki daha getiremezsiniz. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz demiştik arkadaşlar. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Cevaplar doğru. Bakalım. Ben susma hakkımı kullanıyorum. Susma, susmama. O zaman burada nedir arkadaşlar? İsim fiil. İsim fiil. Mame isim fiil olarak kullanılmış. Bir daha böyle şeyler yapma. Yap, yapma. Ya da bir daha böyle şeyler yapmama. Olmadı değil mi? O zaman buradaki mame nedir arkadaşlar? Olumsuzluk 2. Bu yaz bol bol seyahat etmeyi düşünüyorum seyahat etmemeyi düşünüyorum. Bakın olumsuzluk ekini alabildi. Ozan ve Emma yine nedir arkadaşlar? İsim fiil eki. Onun kulaklarında işitme kaybı varmış. İşitme, işitmeme ya da duyma, duymama gibi. Buradaki Mevma da yine nedir arkadaşlar? İsim, fiil, ekidir. O zaman hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diyorsa mema ya isim fiil eki olarak kullanılacaktı ya olumsuzluk eki olarak kullanılacaktı. Gördüğünüz gibi BD olumsuzluk olarak kullanılmış arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Son bir sorumuz var. Ona da bakalım birlikte. Yukarıda bulunan dörtlükteki fiilimsilerin türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sırasıyla hangi seçenekte? Sırasıyla diyor arkadaşlar dikkat edin. Evet atış serbest arkadaşlar buyurun. Bilal Koray bir daha bakalım abi. Bilal Koray bir daha bakalım. Evet, D cevabı yine ağırlıkta arkadaşlar. Evet, birlikte bakalım arkadaşlar. Sırasıyla dediği için yine dikkat edeceğiz. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Hayat isim nasıl hayat? Tükenmez. An asım mez ar. Bakın mez. Sıfat fiil eki değil miydi arkadaşlar? O zaman birinci neymiş? Sıfat fiil. Bakın sıfat fiil. Bir sıfat fiil. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. İlkbahar isim. Nasıl ilkbahar yayılan? An en. Yine nedir? Sıfat fiil. Hocam ikincisi de sıfat fiil. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Nasıl çarpardı? Hiç durmadan hızla. Durmadan, madan, meden. Ne ikiydi arkadaşlar? Zarf, fiil. Bakın üçüncü neymiş? Zarf, fiil. Hocam sırasıyla diyor. Adana gitti. Bursa gitti. Ceyhan gitti. Sıfat fiil. Sıfat fiil zarfi. Gördüğünüz gibi cevabımız neymiş? Denizliymiş arkadaşlar. Denizli seçeneği ağırlıklı olmuş ama bilinçli yapılan bir şey değil. Öyle denk gelmiş şansınıza. Arkadaşlar, dersimiz bugünlük burada son buldu. Önümüzdeki haftalarda yine derslerimize devam edeceğiz. Diğer konularla devam edeceğiz. Umarım size faydalı olmuşuzdur küçük aksaklık konusunda kusura bakmayın hepimizden özür diliyoruz. Olabilir bu tarz şeyler.